Bir mezarın başında oturmuş ölümü düşünüyordum. Bu duyguları yaşarken bando sesleri duymaya başladım. Sesler gittikçe artarak mezara doğru geliyordu. Oturduğum kabirden kalktım. Bir cenaze getiriliyordu bando eşliğinde. Metruş, kravatlı, takım elbiseli, şehrin ileri gelenlerinden, zenginlerinden oluşan bir grup. Resmi plakalı arabalar, üst rütbeli generaller, ölen generali, arkadaşları çelenklerle yan taraftaki özel mezarla getiriyorlardı. Sarıklı, cübbeli, sakalsız, bıyıksız, kravatlı iki mezar imamı mezar kapısında ekabire karşı saygı ve hürmetin abidesi gibi süklüm püklüm el pençe tabutun arabadan inişini bekliyorlardı. Bazıları ölü gömülürken kapıda bekleyip mezara girmediler. Her zamanki gibi geleneksel bir dizi halinde defin işi ikmal edildi. Ölünün üzeri çelenklerle kuşatıldı. Olanları biraz geriden izliyordum. Herkes dağıldıktan sonra yavaş yavaş kabre doğru ilerledim. Çeneklerin üzerindeki yazılara gözüm ilişti. Bankalar, okullar, holdingler, bir takım resmi ve özel kuruluşlar, şahıslar sanki yarış edercesine çelenk hazırlatmışlardı. Kabire iyice yaklaştım. Generalin konumunu düşünmeye başladım. Kimilerinin sevdiği, kimilerinin kızdığı bir general yatıyordu burada. Görkemli üniforması ile. "Nasılsın asker?" dedikten sonra binlerce askerin hep bir ağızdan "Sağ ol." dediği general ölmüştü. Bunları düşündükten sonra kabre bakarak "Nasılsın general?" demek istedim. Fakat generalin durumunu düşündükçe birbiri ardı sıra gelen sorularla karşılaşıyordum. O şimdi kimin huzurunda? O şimdi hangi hukuka göre ve hangi mahkemede nelerin hesabını verecek? Allah'ın dünyadaki hükümlerine karşı çıkmışsa ve Allah'ın hükümlerine zıt hükümlerin yürütücüsü, koruyucusu, savunucusu olmuşsa bu generali şimdi kim kurtarabilir? Hangi şey onu Allah'ın katında kıymetlendirir, değerlendirir bilmem. Hangi bankanın yüksek fiyatla hazırlattığı nadide çiçeklerden oluşan çelenk mi? Yoksa kendisine parayla indirtilecek hatimler mi? Mevlütler mi? Alacağı parayı düşünen din görevlisi mi onu kurtaracak? Güneşin batımında mezardan ayrılıp yavaş yavaş şehre dönüyordum. Generalin öte dünyasını yaptıklarına göre değerlendirdiğimde ona ve onun gibilere insan oldukları için acıdım ve üzüldüm. Bu dünyada hidayet bulmaları için yaşayanların dua ettim. Mevta'ya sormadığım, sormakta fayda görmediğim soruyu yaşayan generallere sormak istedim. Nasılsın general? İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye bu kitabı sana hak olarak indirdik. Hainlerin savunucusu olma.